Gemiler Koyun'a hoş geldiniz. Umarım memnun kalırsınız. Arkadaşlar, şu anda muhteşem bir manzaranın tam ortasına düştünüz, gördüğünüz üzere. Daha da devamını göreceksiniz zaten. Dün buraya geldiğimizde resmen bir fırtına vardı. Aşırı derecede bir esinti, yağmur, çamur, her şeyi yaşadık. Ama bugün sabah uyandığımızda şu an saat 7 saatlerindeyiz ve muhteşem bir manzaranın tam ortasındayız. Dediğim gibi birazdan çadırdan dışarı çıkacağım ve size manzaranın geri kalanını göstereceğim. Ve bu güzel sabahta şahane bir kahvaltımız var. Merhaba arkadaşlar, şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi Kaya Köyü'ne gelmiş bulunmaktayız. Antik dönemde Kaya Köyü
Lewis'te olarak bilinmekteydi. Buranın kısa bir hikayesini anlatacağım. Ama öncelikle size burayı bir gezdirmek istiyorum. Başlıyoruz. Şu anda Kayaköy girişindeyiz. İsterseniz buraya geldiğiniz zaman müze kartıyla giriş yapabilirsiniz. Eğer müze kartım yok diyorsanız 7 TL ücret ödeyerekten Kayaköy'ün içerisine giriş yapabilirsiniz. Antik dönemde Lewis'i olarak bilinen Kayaköy'ün geçmişi fizyolojik verilere göre milattan önce 1000'lere kadar gitmesine rağmen mevcut kalıntılarda milattan önce 4. yüzyıldan daha eskiye giden buluntu henüz ele geçmemiştir. Kentin yamacında kurulmuş olan evler 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış olan ve o yıllardaki adı Lewis olarak bilinen Rum yerleşimine aittir. 1923'teki nüfus mübadelesi gereği boşaltılan kentteki yapılar, megaron basitliğindeki yapılardan gelir düzeni yükselmesiyle sarnıç, avlu ve ana mekanda oluşan daha gelişmiş bir yapıya doğru gelişim gösterir. Birbirlerini manzara ve ışık açısından engellemeyen ve çoğunlukla 50 metrekare ölçülerinde olan evlerin yanında 14 şapel, 2 kilise, 2 okul binası ve 1 gümrük binası bulunmaktadır. Evlerin genellikle penceresiz ve alçak olan bodrum katlarında deri üretiminde kullanılan çukur elemanlar bulunmaktadır. Evlerin hemen her odasında ısıtma ve pişirmede kullanılan ocaklar ve çevresine yüklükler vardır. Gördüğünüz üzere şu an bir yapıtın içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi dört duvar arası küçücük bir alan. Şu an biz bu evin bodrum katındayız. Gördüğünüz gibi giriş kısım şurada yukarıda görünüyor. Bizim bulunduğumuz alan tamamen bodrum katı. Eskiden Yunanlılar burada bütün yiyeceklerini, erzaklarını, her şeyini burada muhafaza ediyormuş. Üst kata çıkmak için yukarıdaki kapıyı kullanırlarmış. Alt kısımları tamamen ahşapla döşemişler. Bodrum kat üzerine iki katlı olarak yapılmış evlerin kapı, pencere ve ahşap çatı döşemeleri doğal etkenler ile yok olmuş ve kent bugünkü görünümünü almıştır. Kayaköy ve çevresi 3. derece arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak belirlenmiş olup 760 adet yapı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir.